10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 97 Tuna Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Tuna Yayınları sayfa 97 Evrensel dinlere göre ahlak yasasının temellendirilmesi. Vensen ahlak yasası, çok tanrılı dinlerde olduğu gibi Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet ve tek tanrılı dinlerde de Tanrı ile temellendirilir. Tanrı'nın iradesi ahlaksal değerin ya da evrensel ahlak yasasının nedenidir. Her şeyin nedeni olan Tanrı yalnızca inancı belirlemekle kalmaz, insanların gerek toplumsal gerekse bireysel ilişkilerinde uymaları gereken ahlak kurallarını da gösterir. İnanan kişi Tanrı'nın buyruklarını hiç tartışmasız yerine getirmek zorundadır. Uygulayalım, aşağıdaki felsefe akımlarını Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz. Cevap. Uygulayalım ahlaki eylemlerin son amacının mutluluk olduğunu savunan çeşitli görüşler vardır. Bedia Akarsu'dan alınan aşağıdaki metin iyilik ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlamada yardımcı olacaktır. Metni okuyup metinden hareketle verilen soruları cevaplayınız. İnsan eylemlerinin son ereği olarak mutluluğu gören anlayışlara genel olarak Yudaimonizm, Öydaimonizm denir. Modern toplumun, modern devlet ve hukuk anlayışlarının ortaya çıkmasıyla bir yeni Yudaimonizm anlayışı da belirir. Tek kişilerin değil, toplumun mutluluğu söz konusudur burada. Bu artık toplumsal bir Yudaimonizmdir. Bencil, egoist temellere değil, özgeci, altruist temellere dayanan bir yaşama ideali kendini gösterir. Bu Yudaimonizm insanın kendisinin mutluluğunu değil, herkesin mutluluğunu göz önünde tutar. Tam formülüyle ereği, olabildiği kadar çok sayıda insanın. Cevap, bu etkinliğin cevabı diğer sayfadadır. Sayfa 98 bakınız. 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 97 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.